Bizim buraya geliş amacımız ilerlemek arkadaşlar. İlerleyin, kendinizi geliştirin. İyi insanlar olun. Bu mantranın özü iyi insanlar olmaya sizi itiyor. İyi insanlar. İyi insan ne demek? Bakın. Önce kendisini seven. Kendisini sevecek bir kere. Kendisini sevmeyen insan başkasını sevmez. Veya kendisini sevmeyen insanı başkası da sevmez. Kendisini sevmeyen insanı başkasını da sevmez. Niye sevsin ya? Ne derdi var? Niye sevsin yani? Dolayısıyla önce kendinizi seveceksiniz. Saygı duyacaksınız. Bu çok önemli. Ondan sonra etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Saygı duyacaksınız. Bizim kalbimizde art niyet yok. Sevgi var. Saygı var. Dolayısıyla biz önce sevgi diyoruz. İnsanları seveceğiz. Diğer canlıları seveceğiz. Bitkileri seveceğiz. Ağaçları seveceğiz. Hayvanları seveceğiz. Yani böyle lafta demiyorum ben. Gerçekten seveceğiz. Biz burada bu dünyada, burada aynı ortamda yaşıyoruz. Bu dünyada yaşıyoruz ve saygı duyacağız birbirimize. Biz güçlüysek o hayvanlardan onları ezmeyeceğiz, şiddet yapmayacağız. Zaten işte bunu da anlatmak istiyorum. Yani şiddete de karşı olalım. Bizim kitlemizde, bizim ailemizde şunu herkes kafasına koysun. Şiddet zayıflık belirtisidir. Zayıflık belirtisidir. Yani senden zayıf olana, senden ne bileyim fiziksel olarak daha zayıf olana bir şiddet uygulamak seni büyütmez. Aksine küçültür. Bu bir hayvan olabilir. Bu bir ne bileyim karşı cins olabilir. Herkese karşı şiddet. Çocuğa karşı şiddet. Bunları aşmamız lazım. Biz daha bilinçli bir toplum olmamız lazım. Yani Allah akıl vermiş, bunları yapalım diye vermiş. Anlatabiliyor muyum? Yani benim istediğim bizim ailemizden bir kere saygılı olacaksınız arkadaşlar. Ha bir de bir şey daha, küskünlük olayı. Arkadaşlar olabilir çevrenizde, diyelim ki akrabanızdan birisiyle küskünsünüz. Ya boş ver. Ya sen büyük ol. Ego, bizde ego yok ya, biz diyoruz bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz derken biz egoyu atmışız çoktan. Biz egoyu atmışız arkadaşlar. Ego yok bizde artık. Yani biz sevgiyle, saygıyla büyüyoruz. Saygıyla yoğruluyoruz, tamam mı? Herkese saygı göstereceğiz. Herkesi seveceğiz. Diyelim ki kavga etmişiz. Olabilir. Egom yüzünden ondan barışmıyorum. Yani ne olur? Ha, barışırsın. Barışırsın ama çok cancer olmana gerek yok yani. Mesafeli olabilirsin. İstersen senin akraban olsun. Değil mi? Barışırsın. Ama şey yaparsın yani mesafeli durursun. Merhaba merhaba, bayramdan merhaba. İşte mesaj açsın biter gider ya, ne olur yani. İlla şey değil ki her gün kanka olmana, her gün yazışmana gerek yok. Ama dargınlık iyi bir şey değil. O arka planda insanlara negatif enerji verir.